Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte telefonlarınızın arkasına taktığınız zaman sizlere ekstra 4 tane tuş sağlayan aparatı inceliyoruz. Evet, bayağı enteresan arkadaşlar, biz de gördüğümüzde şaşırmıştık. Cihazın adı Muja ya da Muja diye yazılıyor, artık nasıl okunuyorsa. Mujo Smart Gamepad olarak geçiyor arkadaşlar. Sizler de tabii ki de internetten bakabilirsiniz. Şimdi gelin telefonumuza bir bağlantısını yapalım. Daha sonra oyunlarımızı oynayalım. Bir iki tane de teknik özelliği var, onlardan bahsedeyim ben sizlere. Şimdi bir tane S10 Plus'ımız var arkadaşlar. Burada da aletin kendisi var. Aletin arkasında dediğim gibi bir sürü vakum var arkadaşlar. Şöyle kaç tane? 17 tane vakum var. 17 vakum telefonun arkasına geliyor, laks diye yapışıyor. Şu alt tarafta bir tane micro USB girişi var. Buradan şarj ediyoruz kendisini. Üst tarafta da LED'ler var arkadaşlar. Buradan da bağlantı durumunu ve şarj durumunu görebiliyoruz. Şimdi zaten benim ürünüm açıktı. Bir kere bastım, şöyle gördüğünüz gibi mavi LED yanıyor burada. Daha sonra bunu alıyorum ve umarsızca telefonumun arkasına yapıştırıyorum. İlla telefonunuzun arkasında olmasına gerek yok. Yerde de durabilir. Sonuçta Bluetooth'la bağlantı. Ama oynarken şöyle tetikmiş gibi olması için tabii ki de telefonunuzun arkasına yapıştırmanız lazım. Sürekli yapışık kullanamazsınız. Bu arada kamerayı kapatıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Gelin bir de bağlantı durumunu göstereyim ben sizlere hızlıca. Şimdi uygulamamızın adı M Plus Assistant diye bir uygulama. Marketten bu ürünün uygulamasını indirmeniz lazım arkadaşlar. Ancak bağlantıyı en başta sağlayamazsanız cep telefonunuzu bilgisayara bağlıyorsunuz. Yine kendi web siteleri üzerinden bir tane uygulamayı indirip onda bağlantıyı sağlıyorsunuz. Ancak %90 bağlantıda herhangi bir sorun yaşamazsınız. Power tuşuna basılı tutuyoruz. Mavi ışıklar yanıp sönüyor ve bağlanmaya hazır hale geliyor. Telefonumuzdan da Bluetooth'u açıyoruz ve bağlanıyor arkadaşlar. Burada Service Running diye bir şey var. Ona bastığımız zaman tamamen bağlanmış oluyor. Alt tarafta My Game diye bir seçenek var. Oyunların. Buraya dilersek oyun ekleyebiliyoruz. Bunun dışında işte herhangi bir güncelleme geldiyse ya da düğmeleri test etmek istiyorsak onu da buradan ayarlardan yapabiliyoruz. Bir de burada batarya durumunu gösteriyor arkadaşlar. Şu an %86 şarjı varmış ki ben bayağıdır kurcalıyorum cihazı. Şimdi hemen buraya bir tane oyun ekleyeyim. Mesela Call of Duty ile başlayalım isterseniz. Uygulamayı kurduktan sonra ve bağlantıyı yaptıktan sonra şöyle ufacık bir düğme geliyor. Kullanmadığınız zaman kendini aşağıya atıveriyor o düğme. Yani ekranda sizi rahatsız etmiyor. Gördüğünüz gibi burada şöyle R2, L2, R1 ve L1 olmak üzere 4 tane atayabileceğim tuş var. Şimdi bu tuşları nereye koyarsanız arkadaşlar o tuş o işe yarıyor. Mesela R2 neymiş? R1 buymuş. R1'i ateş yapayım. R2 neymiş? Şuymuş. L1'i de nişan alma yapayım mesela. Kapattığım zaman gördüğünüz gibi R1 ile sıkıyorum. L1 ile de nişanı alıyorum. Bunun yanında diğer iki tuşu da ayarlamak istiyorsak mesela L2 bıçağı alalım. R2'yi de zıplamaya alalım mesela. Gördüğünüz gibi şimdi aman yanlış tuş ve öldürdü. Tabi biraz alışmak lazım arkadaşlar. Şimdi yeniden bir respawn alalım. Şununla nişan alıyorum. Şununla ateş ediyorum. Şununla da zıplıyorum. Sen gel buraya bakayım. Sen nereye geliyor? Bayağı oyunu kolaylaştırıyor. Daha da zevkli bir hale getiriyor diyebilirim. Mesela bastık buraya. Add to dediğimiz zaman bu konfigürasyonu, şimdi ayarladığım şeyi direkt save edebiliyorum. Yani bir sonraki açışımda yine bunu kullanabiliyorum. Mesela Call of diyelim buna. Artık buradan select'e bastığım zaman Call of'u direkt seçebiliyorum. Mesela burada başka bir oyun oynayacağım diyelim. Onun maplemesini, onun tuş atamasını yapıyorum. Onu da save ediyorum. Oyuna girdiğim zaman direkt select'e basıp buradan diğer oyunu seçebiliyorum. Mesela şimdi hemen Call of'u gördük. Bir PUBG'ye bir geçiş yapalım bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi şunlar benim az önce Call of Duty'deki atamalarımdı. PUBG'de de 3 aşağı 5 yukarı yakın olacak ama şimdi yerlerini değiştireyim ben size göstermek için. PUBG'de olay şöyle. Yine bakın bunu açıyorum. Add to diyorum. Mesela buraya da PUBG konfigürasyonu diyeyim. Bitti diyorum. Daha sonra tuşların istediğim gibi yerini değiştirebilirim. Artık ateş etme R1 olsun. Bu tarafa alıyorum. Nişan alma da L1 olsun mesela. Zıplamayı da R2'ye koyayım. Bunu save diyorum. Daha sonra select'e geldiğim zaman PUBG'yi seçebilirim. Call of'a geldiğim zaman da üstte Call of yazıyor zaten. Direkt o oyunla devam edebilirim. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi yine nişanı ve ateş etmeyi, hatta zıplamayı da istediğim tuşa atayabildim. Şöyle hemen birini bir vuralım. Ondan sonra başka bir oyunda yine deneyelim arkadaşlar. Aha adam. Aha bir tane vurdum. Sen botsun muhtemelen. Hayır değilsin. Mesela şöyle benim boşta bir tane tuşum vardı arkadaşlar. Şöyle L2'yi alayım. Mesela L2'yi şu an kullanmıyorum. Sağlığın oraya koyabilirim. Close diyoruz ve L2'ye bastığım zaman ve gördüğünüz gibi otomatik olarak sağlığımı direkt arkadaki tetik tuşlarımdan halledebiliyorum. Rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Bir tane adam gördüm. O beni kesin öldürecek ya. Aha. Hayır.
Hayır. Ya bayılttı benim. İşte arkadaşlar oynayamayınca buraya tetikte koysanız ne koyarsanız koyun bir faydası yok. Gelin biz başka bir oyuna bakalım. Dur sen bana bir gol atmadan ben şu tuşları bir ayarlayayım ya. R1 sen buraya gel. Ben niye hala şu tuşlara basıyorum? Gerek yok artık. Ekrana dokunmadan oynayabilirim. Tabii 5 tane tuş olmadığı için bu tarz oyunlarda biraz zor olabiliyor arkadaşlar. Zıplamaya da ihtiyacımız var. Birini zıplamaya atasam daha iyiydi. Şöyle tekrar bir deneyelim. Şimdi gel bakalım. Keşke zıplamaya ben tuş atasaydım ya. Şu tuşu zıplamaya koyayım hemen. Heh. Ya gittin kendi kalene gol attın ya. Herhangi böyle gecikme gibi bir şey yok. Şu arkadaki vakumlu şeyde kayıp kendi kendine çıkma gibi bir durumu yok. Ama kafa topunu bunlarla oynamak çok keyifli değil ya. Parmakta çok daha kolay ve zevkli. Bak şimdi parmakla nasıl yeneceğim. Ben bunu çok rahat yenerim. Şimdi bir de bir araba yarışı oyunu bakalım. Onu da çok merak eden arkadaşlar var. Son oyunumuz da Real Racing 3 olsun. Real Racing'in de ayarlarını yapıyorum. R1'e basınca böyle gelsin. L1'e basınca bu tarafa gelsin. R2'de fren olsun. Zaten 3 tane tuş var. Gerisine gerek yok. Kapatalım. Bakın gördüğünüz gibi şu tuşlarla bayağı kolay bir şekilde ekrana hiç dokunmadan oyunu oynayabiliyorum. Acımasızca da birinci olacağım şimdi. Gelin bakayım. Rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve hakikaten böyle ekranda hiç parmak olmadan oynamak da bayağı keyifli. Zaten doğru düzgün bir gecikme yok, bir şey yok. Çok sık oyun oynuyorsanız bence geçerli bir alet olmuş. Ama daha çok PUBG, Call of Duty gibi oyunlarda iş yaptığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Hani bunu da zaten bir şekilde hallediyorsunuz ama rekabetçi oyunlarda daha efektif kullanılıyor bence. Şimdi gelin yavaş yavaş videomuzun sonlarına ve son sözlerimize doğru geçelim. Ancak şunu söyleyeyim, çok uzun süre mesela böyle gidip 5-6 gün arkasında takılı bırakmanızı ben çok tavsiye etmiyorum. Çünkü arkasında ciddi lekeler bırakıyor. Onları temizlemesi birazcık daha zor olur. Sonuçta bunlar da vakumlu şeyler. Ürünün kendi ağırlığı 59 gram. Yani telefonunuza 59 gram daha ekliyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bunun yanında 450 mAh'lik bir bataryası var. Yaklaşık 3-4 saat arasında bir oyun oynattırıyor bizlere. Son olarak ürünün fiyatından da bahsedeyim. 200 TL'lik bir fiyatı var. Biz Çin'den getirttik arkadaşlar. Ülkemizde satılırsa daha pahalı olabilir, daha ucuz olabilir. Ya da siz belki daha uyguna bulabilirsiniz başka sitelerden. Değer mi değmez mi konusu tartışmaya açık. Çünkü telefonda 7/24 oyun oynayan birisiyseniz, mobil oyunları çok seviyorsanız ve bu tarz ekstra bir tuşa ihtiyacınız varsa tabii ki de değer. Yani biraz sizin kullanım alışkanlıklarınıza bağlı. Son sözlerimizde söylediğimize göre artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte telefonlarımızın arkasına yapıştırdığımız ve bize ekstra 4 tuş sağlayan aparatı inceledik. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca şurada bulunan düğmeye basarak videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.